Bir pazar gününe yine herkese merhaba arkadaşlar bugün Kırgızistan'da havalar güzel ama tabloda yine aynı durum yani bir aşağı bir yukarı bir yukarı bir aşağı derken piyasanın son hareketi hangi yönde olacak herkesin e, merak ettiği soru konu bu yani bakacağız evet e, şöyle bir yapı var yani kanalın üstü yani buradan başlayan bir süreç vardı. Ee, yani şu kanalın içerisinde çıkmadım sürece Bir sorun yok. Ee, Dün düşeni kırmışız. Bu güzel. Ee, bu çok güzel. Ee, ama şu alardan da uzaklaşamıyoruz. Bakın tam bu noktadan maalesef e, uzaklaşmış değiliz. Ee, bakalım yani ne yapacak, ne yapacak. Ee, belki de Pazartesi gününü bekliyor. Neden Pazartesi günü? Çünkü Vadeli işlemlerde bir boşluk oluştuğunda günün sonunda bakın yani şöyle bir kalemimizi de alalım. Ee, yani bakın burada bir boşluk var geliyor. Bir hafta sonra geri tamamlıyor. Burada bir boşluk var. Çok fazla uzatmıyor tamamlıyor. Yani en de sonunda bu boşlukları e, tamamladığını görüyoruz. Şuradaki bir boşluğumuz var. En sonki boşluk yani bu özellikle vadeli işlemlerde su, e, Cumartesi pazar e, kapalı olmasından dolayı boşluklar oluşabilir. Bir pazartesi oluyor, bir bakıyor. Vadeli işlemlerde e, uğraşanlar batmış olabiliyor o yüzden. Yani en son buradaki boşlukları orayı da tamamladık. Bakalım yani belki pazartesi salıyı bekliyordur. Belki de e, şu hareketi mi yapacak? Yani daha önceden söyledim. Şuradan aşağı saldım deyip e, büyük tabloda şöyle göstereyim büyük tabloda şöyle bir Ters flak var bu da bizi ta dibin dibine sokuyor. Öyle bir senaryon e, gerçekleşmeyeceğini açık ve net söyledim. Böyle borsalar göstere göstere hele ki yani bırakın göstermesini. E, yani bu formasyon uygulandığı zaman hayatta kalan kimse olmaz. Hayatta kalan kimse olmaz e, diye düşünüyoruz. <laughs> İnşallah olmaz ama olmayacağını da açık ve net e, bir biçimde düşündüğümü bir önceki videolarda söyledim. Peki ne, yapmaya çalışıyor. Yani dediğimiz şu. Dedik belki şuradan bir kırılımı gerçekleştirir. Shortçu tayfa buralardan girer, doğru mu? Buralardan girer. Ondan sonra buradan zımp diye yukarı vurabilir. Ya da dediğim gibi evet düşeni kırdık. Ee, aşağı yukarı bir kaç günlük ee, 1 2 3 4 5 6 yani iki haftalık bir süreçteki düşen trendi kırdık. Ama hala şuralardan bakın şu beyaz çizdiğimiz kanalın altından uzaklaşmak. Belki gelip pazartesi salı günü yukarıyı tekrardan deneyebilir. Asıl boğa ne zaman başlayacak? Asıl boğa bakın asıl boğa ne zaman başlayacak? Onu da söyleyelim şöyle. Ee, evet yani asıl boğa şu an bir üzerine çıkalım. Yani bir 44 bin üzerine çıkalım. Kesişim geldi ama yükseliş gelmedi. Yani bu kesişim e, bakın buranın yeşil alttan kestiği sürece boğaya görüyoruz, mini ya da uzun bir yani Şuradaki bir e, mini boğa süreciydi e, buradaki ise yani ta şuralardan gelmiş süreç e, büyük bir boğa süreci yaşadık bakalım boğa 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 diye soruyorlar yeni girenler hocam boğada ne oluyor boğada boğa gerçekten güzel şeyler oluyor e, oraya geleceğiz e, tabi bu arada kanalımıza e, üye olarak bizi de desteklemeyi unutmayın arkadaşlar Yorumlar kısmına incelememizi istediğiniz koyunlar varsa yazın. Evet Mart ayı bizler için güzel oldu. 2 e, hafta önce söylemiştik ben e, alım yapmadığımı kanalın altında Yani şu iki haftadır e, kar satışları yaptık. Oyun kuralı bu zaten. Bak iki haftadır e, alım yapmadığımı söyledim. Geldi kanalın altından alım yaptık. Şansımızı denedik. Belki burası dip değildir. Biz zaten dibi bulmak için çalışmıyoruz. Dibi bulmak bir strateji, bir oyun parçası değildir. O bir şans eseri. Yani uygun gördüğün yerden gireceksin. Biz ne yapıyoruz? Herkes kan ağlarken giriyoruz. Herkes artık sevinçten, mutluluktan uçmaya başladı mı kar almaya başladı. Oyun kuralı bu. Oyunun stratejisi bu arkadaşlar. Yıllarda Bitcoin'in yaptığı şey de bu. Diyeceğimiz bu. Evet belki tutmayabilir Aşağıda e, gidebiliriz. Zarar kes yaparım. E, bazı pozisyonları kapatırım. E, dün arkadaşlar sormuş hocam altcoin'de durumlarını video gelmedi. Arkadaşlar e, bitcoin e altcoin'e bakmanın hiçbir mantığı yok. Açık ve net söyleyeyim hiçbir mantığı yok. İkincisi <laughs> Bitcoin güvenli limanlara girmeden önce altcoin'ler kendi formasyonunu oluşturmuş. O yüzden yani çok fazla bir formasyon görmüyorum. Birkaç ee, güzel proje var. Onları paylaşırım. Onların bir formasyon oturmasını bekliyoruz. Tabi Telegram grubundan da buradan da paylaşıyoruz arkadaşlar. Elimizden geldiği kadar. E, Telegram Telegram linkimizde videonun altında e, Tabi dün de Telegram'da da bulunmam. Gezdik arkadaşlar bu yani e, genellikle bizler e, böyle piyasalar düştüğünde uzaklaşırız. Şöyle kendimize özel zaman ayırırız. Sizler de e, ara sıra kendinize zaman ayırmayı unutmayın. Yani Bitcoin'de diyeceklerimiz bu. Şöyle şu son çiziklerimizi de silelim. İz kalmasın. Evet. Peki destek direnç ee, yeni giren arkadaşlar var. Hocam destek direnç nedir? Nerede alıp yani biz destekten alınır dirençte de satılır. Ee, tabi formasyon da varsa yani formasyon da bağlı kalmak lazım. Arasaya da bakmak lazım. Arasaya şişmişse bunu şişkinle alın. Yani bir sürü faktör var. Ee, şu anda altımızda 39 bin. Üzerimizde 40 bin 842 bin 273. Tabi şurada da var yani 43 bin atlamışız. Ee, sonra yani çok fazla... Arda arda destekleyen, oluşturmuş. Kademe kademe gidiyor. Bu güzel yani. En sevdiğim yükselişlerden bir tanesidir. Keşke alt nerede olsa. Alt ne yapıyor? Bir çıkıyor şöyle. Sonra bir inir. Ne olduk diyoruz. Doğru değil mi? Yani şurada alanlar şuralarda kar almayı unutuyor. Burada yükseliş rüyasına kapılıyor. Milyoner olma uykusuna dalıyor dalıyor. Sonra zınk diye yerin dibinde buluyorlar. Son burada uyanıyorlar da yok bu bir daha çıkar diyor. Şöyle bir düzeltmiyorum. Bir daha bir vuruyor. Ondan sonra alt koyumda zararlar oluyor. Doğru mu? Doğru. Peki biz ne yapıyoruz? Mart ayında ne yaptık? 4 katları konuştuk. 30 ee, katları konuştuk. En aşağı ker ettirdiğimiz herhalde 3 kat oldu. yani Ya da 4 kat oldu. Yani hesaplayamadık. Mart ayında çok güzel formasyonlar e, gördük. Sağladık. GMT bunların başındaydı. 30 kat yaptı. Alpine'den vurkaç yaptık. 3 kat. Jasmin'e vurduk. Çok güzel yani. Birçok güzel koyumda, file'de bile... Tabi faili ufak vurduk yani %60 hocam %60 az mı diyenler var. Evet bazıları için az oluyor. Ee, özellikle bizim telegram grubu artık e, yani iki katları bekliyor. Arkadaşlar kar kardır hiç o şeye bakmayın. <laughs> Özür diliyorum bu arada şöyle bir kahvemi yudumlayayım. Evet bitcoin'de diyeceklerimiz bunlar. Yani e, tabi şurada bakın beyaz kare içerisinde kalanlar destek ve dirençlerimiz e, yeni girenler varsa bakın nasıl da oyun atıyoruz. Şu yeşil ise anlık fiyatı bakalım şuranın üzerine bir atacak mıyız 40.800'ün 40, üzerine bir atmak lazım diye düşünüyoruz. Evet düştükçe düştük düştükçe düştük artık yükselme zamanı diye düşünüyoruz. Diyeceklerimiz bunlar Bitcoin'in yorumlara bir bakalım yorumlarda evet bir sürü yorum vardı çoğunu okuduk çoğunu eledik. E, ee, Malatya'da yine en boksa bir bakalım. feçeli bir bakalım vakit bulursak. Yani alt konular bakmayı aslında şu dönemde hiç sevmiyorum arkadaşlar. Yani doğru bilgi vermiyor. Doğru bir bilgi vermez. Neden? Çünkü ee, yani bir yanda %10-15 yükseliyor. Ertesi gün bakıyorsun %15 <laughs> geri inmiş. Yani ne yapacağını bilmiyorlar. Çünkü onlar da Bitcoin'in güvenli limanları atmasını bekliyor. Yani bu saate kadar satmadıysanız kusura bakmayın. Oyun planında nedir? alt koyunlarda duranlar için söylüyorum yani Bitcoin'i baz alırız Bitcoin kanalının altındaysa bu saatten sonra satılmaz bu saatten sonra ekleme yapır. Ha, oldu düştü mü ya stop olursun yani biz e, bazı coinlerde özellikle shit koyunların büyük shit koyunların hemen stopu koyarız çünkü onları bir aşağısı aldı mı freni tutmuyor arkadaşlar bomba gibi yani elimizde patlıyor o yüzden onlara stop koyuyoruz yani e, Bazılarda ise oldu ikinci bir düşüşte yine alır. Yani biz bazen böyle yapıyoruz. Yani buradan aldık, buradan aldık, buradan alırız. Ondan sonra çıktıkça da en sondan başlar. Yavaş yavaş kar alırız. Kar kısmı da içeride kalır diye düşünüyoruz. Ee, evet şöyle bir dent de başlayalım mı? Dentçilerin durumu ne? Gariban dentçilerimizin durumu ne? Evet, dente de sanki bakın şu şey bitcoini biraz andırıyor, şununla neyse kapatmaya gerek şuradan bir bakalım da. Ee... Heh tamam oldu. Şimdi düşen trenini kırdı, aynı bitcoin gibi yatayda bağlamış 29-30 bandı. Evet güçlü bir direncimiz, buranın üzerine çıkmak zorundayız. Ama ikincisi de 34-35 bandını almak gerekiyor Evet düşen trend kırıldı ama şu ikili stratejimiz ne diyor? Açalım bakalım. İkili stratejimiz al-sat al-sat arasında bunun da kafası karışmış. Yani alalım mı satalım satalım mı alalım mı arasında yani piyasaya yani piyasaların durumuna bağlı bir hareket söz konusu yani diyecek bir şey yok. Yani gözümüz şu anda Bitcoin'in bir formasyonu yok en fazla düşen tren zaten ee, en fazla düşen tren ve desteklere bakılır ee, Bitcoin kendini aşağı salına dent edecek bir şey yok iki gün önce söyledim aynısı hiçbir değişiklik yok zaten ara sayıda baktığımızda yatay yani Şuradaki sürece de baktığımızda bir yataylık e, söz konusu geldik en Mbaksa Malatyalı arkadaşımız sormuştu Yani hem baksa şuradaki düşen trendi kırmış. Evet kırmış. Ee, belki genellikle bazen Bitcoin sert aldığında ikili bir e, düşen trend de çiziyor. Yani gördüğümüz tablo. Şuradan bir temaslar var. Bakalım yani şuraya da. Ama güvenli liman neresi? Zaten güvenli liman. E, Kino. Yani şuradan girilir. E, burada güçlü bir direncimiz var. Buraya da tutulabilir. Ama kırması durumda tekrardan e, girilebilir. Daha önce de söyledik. Bakın düşen trend kırıldı. Ker alacağınız yer. 4 bandı dedik yani. 4 bandı. 3.960. ve hocam kırdık ettik uçuyoruz kaçıyoruz derken. Bakın shitcoin net yapabilir. Şimdi e, mbox'a da shit diyeceğim. Herkes e, bakın kar alma kısmımız diye de yazmışız. Düşen trende kır. Bunu bizim telegramdan değerlendir. Yani çok güzel noktadan çıktık. Güvenli limandan giriyoruz. Yani bizim yaptığımız bu. Güvenli limandan giriyoruz. Güvenli limandan çıkıyoruz. Uçacak kaçacak gerek yok. Ee, bu en son ne kadar kar bırakmış? Yani bizim programla değerlendirdiler arkadaşlar. Yani yüzde 96 yetmez hocam. Bize 30 kat, 20 kat, 5 kat gerek. Arkadaşlar kar kardır. Yani ben bazen yüzde 5 de bile pozisyonumu kapattığımı biliyorum. Yani önemli olan kar alabilmek ve o karı koruyabilmek. Bu oyunun kuralı bu arkadaşlar. Kar almadığın sürece de maalesef kar aldın sayılmaz diye düşünüyoruz. Evet yani başka bir pozisyon yok. Ee, ikili bir düşün trendi Yani birçok coin'de bu görüyoruz. Ee, yani şurada bile var aslında. Buradaki de bu. Ama şurayı bir almak zorunda. 2.9 alındıktan sonra evet isteyenler bir burada kar alabilir. iki burada alabilir. Ee, asıl sert yükseliş. Asıl ikinci yani buradan sonra sert bir yükselir. Ee, ama oraya daha şimdilik varmış gibi düşünüyoruz. Arasaydaki zaten şuradaki şişkinliği de almış Kadena'ya bir bakalım ne yapıyor? Kadena'yı soranlar var. E, Kadena bir anda sert bir şekilde çakıldı. Hem de şurayı bakın e, şurayı kaybettik maalesef kaybettik. Bakalım bu sefer orayı alacak mıyız? Başka bir formasyon var mı? Yok. Düşen tren. Düşen tren, al. en ne çizdik? Aynısını yapıyor. Bakın. Hocam nerede o şey? Şimdi. Şunu alalım. E, gel bakalım. Bu birinci düşen trend doğru değil mi? Bunu geçirelim bakın Şuradaki bir düşen trende bakın yani Genellikle ikinci düşen trend de burası Kırılım ne zaman? 5.7'nin üzerine Attığımızda ee, Kırılım gelir ama Yani şu band da var aslında e, Şuradaki bir ara range'mizi de atalım Farklı bir şeye bakıyorum da yokmuş bende. Neyse artık bunu kullanırız. Yani çok fazla inceleme de yaptı yani normalde bir. Evet e, neresini gösterir? 6. E, önemli dirençler söyleyeyim. 7.1, 8.72. Tabii 8.72'ye daha çok çok bir zaman var. E, yani düşen trendi kıracak. Ara sayında bir şişkinlik yok. Yani şurada bile şişkinlik yokken kendini aşağı saldı. Bitcoin'in aşağı salmasıyla bakalım. Herhangi bir formasyon yok arkadaşlar. Yani en fazla destekler. Destekler de hemen şu kareler içerisinde kalan e, için de söylüyorum. Hemen bakışlar da için söylüyorum. Videomuzun sağındaki şu beyaz kareler içerisinde kalan e, fiyatlardır. E, şuradakini mavi attığım için mavi olarak kalmış oradan pay biçin. Diyeceklerimiz bunlar. Yani bu sen değişemiş yok. Hala bir alt sinyali üretmemiş bizim o ikili strateji. Bakalım ne zaman üretir o zaman ee, ekleme yapabiliriz. Neyse Bitcoin'e sonra Mbox'tan sonra tabii bir arkadaşımızın bir tane daha isteği vardı ama altcoin'e hiçbir mantığı yok arkadaşlar. Yani Bitcoin'e Son durumu şöyle bir kez daha değerlendirelim. Ee, evet belki bir pazartesi salı olsun. E, bir borsalar açılsın. Özellikle vadeli işlemlerde bakalım yani short mu long mu daha fazla. İnşallah e, shortlar daha fazla olur. Shortlar daha fazla ise piyasa bilirsiniz. Her zaman kazanandır. Shortlar bir patlatma operasyonu başlar. Yani shortlar patlama yerleri aşağı yukarı burası arkadaşlar. Yani buranın üzerine attık mı burada... Shortların e, yaşayacak alanı kalmaz. Diyeceklerimiz bu kadar. E, yani gözünüz Bitcoin'de olsun arkadaşlar, gözünüz Bitcoin'de olsun. E, telegram'a da söyleyelim şöyle arkadaşlar, bizi muhakkak dinleyecektir. E, bugün de büyük olasılıkla çok fazla durmayacağım Telegram'da. E, güzel bir gün, güzel bir günde hem gezmek hem özel zamanımızı değerlendirmek gerek gerekli diye düşünüyoruz. Diyeceklerimiz bunlar. E, kendinize iyi bakın.